ki ya. Çok komik. Müge Anlı bulur. Neyse onu da nereye kaydettim bile bulamıyorum. Ya ben bu telefonu da yemin ediyorum bir tek alo demek için kullanıyorum ya. Olmuyor bir saatten sonra. Bunu anlayın, ben gençlere çok saygı duyuyorum. Gençler bu işi çok güzel yapıyorlar. Çok güzel birbirleriyle iletişim ağları kuruyor. Yani sosyal paylaşım sitelerinin karşısında değilim. Ama içinde değilim yani. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bunu yapın, kullanın. Bize de güldürüyorsunuz. Zaman zaman gelen mesajlar çok hoşumuza gidiyor. Ama rica ediyorum, bir şey açıklamak istiyorsanız kendi adınızdan açıklayın. Benim o kadar aklım yetiyor. Eğer istesem, istesem yaparım. İstemiyorum yani. İstemiyorum, kullanmayacağım. Bu kadar basit. Yani. Evet. Şimdi, dur diyeceğim. Yani vallahi bak, zaman harcıyoruz ya. Dur diye hanım, 1993 yılında, artık elimizde belgeleri de var, siz de biliyorsunuz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Çocuğun sesini duyuyor fakat kendisini öldü deniyor. Dün yayına bağlanan bir izleyicimiz bu tariflere uyan bir bebek gördüğünü söylemişti. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin hemen yakınında oturan bir ailede ve bununla ilgili bizimle bilgileri paylaşmıştım. Biz o aileyi bulduk efendim. Şimdi size onunla ilgili bilgileri paylaşacağım. Bu arada dün ben Rami Bey'den de rica etmiştim. Demiştim ki Durdiye Hanım, madem özellikle eşi, yani sen çıkıyorsun ekrana, eşi dediğim çocuğunun babası, reklamını yapıyorsun falan diye de kadına bu kadar laf söylüyor. Ama bu reklamını yaptığını söylediği kadın hamile kaldığında henüz 13 yaşında. Bununla ilgili de lütfen biz de savcılığa, Durdiye Hanım'ın adına savcılığa suç duyurusunda bulması için yardımcı olur musunuz demiştim. Evet. Sağ olsun Rami Bey de beni kırmadı. Elimdeki dosyada savcılığa yapılan suç duyurusunun fotokopisi var. Durdiye Hanım hakkını geç de olsa, 20 yıl sonra da olsa arayacak inşallah. Bu sadece onun uğradığı, 13 yaşında uğradığı tecavüzle ilgili değil. Aynı zamanda yine bebeğinin bulunması için bir kez daha savcılığa başvurudur. İnşallah sayın savcımız da değerlendirir. Bir takım bantları da vereceğiz. Programda yayınlanan bantları da kendisine ulaştıracağız. Evet. İnşallah bir sonuca hukuki yollardan da bir tarafta ulaşılsın. Çünkü önemli olan hukuki yollardır. Biz burada sadece bilgi alışverişinde bulunuyoruz elbette. Çok teşekkür ediyorum Rami Bey. Size sağ olun, uğraştınız. Her zaman bütün misafirlerimizin hizmetindeyiz. Program olarak da hizmetindeyiz. Şahıs olarak, fert olarak da hizmetinizdeyiz. İşte o yok. Elimizden geldikçe yanınızdayız her zaman. Pardon. Vallahi dağıldım da ondan yani. Böyle bir dağılıyorum. Şimdi o aile, yani hanımefendinin az önce de izlediğimiz, ben bir çocuğu çok benzetiyorum Durdiye Hanım'ın oğlu olabilir dediği aile bana bir not gönderdi, mektup gönderdi. Diyor ki Sayın Müge Hanım, programınızı izledik, arkadaşlarınız gelip bizle görüştüler. Oraya çıkan Durdiye Hanım bizim çocuğumuzun annesi olan kadın değil. Öncelikle arada 3 yıl var. Bizim çocuğumuz 1991 yılında doğdu. O kadının çocuğu 1993'lü. Ama bizim hikayemiz Durdiye Hanım'ın olayına çok benzediği için karışıklık olmuş. Bizim çocuğumuzun annesiyle Durdiye Hanım aynı kişi değil, köyleri farklı. Ve bizim çocuğumuzu annesi tanır. Daha sonra birçok kere evimize gelip gitmişliği vardır. Hatta çocuk doğduktan 3 ay sonra babasının kim olduğunu bulmak için DNA testine götürdüler. Sorular sorduk. Biz kendisine, arkadaşlarınız aracılığıyla, yani aranızda konuştunuz. Cevapların hiçbiri tamamen aksi, doğru değil. Ayrıca şunu da sormak istiyorum. Bir insanın, tabii şimdi bu da aslında olayın can damarı, Durdiye Hanım'la bir kısmı ilgili, bir kısmı ilgili değil. Ayrıca şunu da sormak istiyorum. Bir insanın asıl annesi onu doğuran mıdır? Yoksa yıllarca emek verip büyüten, onunla sabahlayan kişi midir? Ben bu konudaki fikrimi her zaman net bir şekilde söylüyorum. Ben çocuğu büyüten ailenin tarafındayım. Kimse kusura bakmasın. Hani orada hiç yani tartışma kabul etmem. Ben de çocuğun anne ve babası, biyolojik olması önemli değil. Onu bakıp büyüten kişidir. Bunun aksini de düşünenler olabilir. Bu benim fikrim. Evet. Ve diyor ki ben o çocuğu almasaydım, bu kişiler o bebeği çöpe atacaklardı. Tecavüz sonucu doğduğu için istemiyorlardı. Konunun bizimle hiçbir alakası yoktur, saygılarımızla diyor. Yani o bebek 1991 doğumluymuş. Seninki 93. Evet, 93. O yüzden zaten 2 yıl arada fark var. Ama onlar da gerçekten Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nden almışlar o bebeği. Şimdi efendim Ayşe Temiz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde çalışan ve dünkü izleyicinin bahsettiği bebeği veren hemşire. Ayşe Temiz konuştu. Benim anladığım kadarıyla siz de bu röportajdan şunu çıkaracaksınız ki bu hastanede
bir takım böyle tecavüz sonucu dünyaya gelen ya da istenmeyen bebekler birilerine alınıp verilmiş kardeşim. Hani resmi kaydı olmaksızın. Resmi kaydı olmaksızın ve alan kişiler de kendileri dünyaya getirmiş gibi demek ki bir şekilde üzerlerini almışlar. Bu tabii bilinen bir şey ama Durdiye Hanım'ın doğum yaptığı sıralarda da böyle olaylar olmuş. Peki Ayşe Temiz, bakın mesela şunu söyleyeyim, iki aile daha bize müracaat etti. Kahramanmaraş'ta aynı tarihlerde ama ay farkıyla tutmuyor. Yani tam senin anlattığın 1993 yılında yine Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde iki tane erkek bebek alan aile bizzat bize kendileri müracaat ettiler. Biz de oradan bu yolla bebek aldık diye. Birisi dünyaya getirmiş, oradan da almışlar, vermişler aileye. Fakat aylar tutmadı. Yani onlar da aradılar acaba Durdiye olabilir mi diye anneleri, çocukların annesi. Peki Ayşe Temiz'e bir kulak verelim. Ayşe Hanım, siz 1991 yılında hastanede çalışıyor muydunuz? Çalışıyordum. Onların çocukları olmuyordu. Ayşe abla, sahipsiz bırakılan bir çocuk olursa bize haber verir misin dediler. O gün de bir gelin geldi, doğum yaptı. Bir mahallede tecavüze uğramış. Sahipleri de bilmiyor. Gayri ihtiyarı getirdiler. Bu doğum dediler, doğum oldu. Millet birbirine girdi. Çıktım vardım ki babasıgil falan barbar bağırıyorlar. Bunu isteme, bu evlat bizim değil, barbar bağırıyor. Kıza vardım dedim, yavrum dedim, böyle böyle niye haber etmedin? Kız ağlıyor. Abla dedi, denmeyecek şekilde durum bu, bu dedi. Dedim yavrum böyle böyle sen ne yapacaksın şimdi dedim. Hani ailenin yanına nasıl gideceksin? Çocuğu istemek diye barbar bağırıyorlar bunlar. Sığınacağın bir yer var mı? Yok abla. Yok. Neydi ha? Bu gelinin adı, kızın adı neydi? Hatırlamıyorum. Onlar istemeyince sizin de aklınıza o sizin komşunuz geldi. İstemiyoruz diyorlar. Öyle deyince bizim komşu var. Onları aradım. Gelin dedim. Durum bu, bu. Bir çocuk var. Alın dedim. Onlar da geldiler. Çocuğu aldılar. Gittiler. Onlar da taburcu oldu, çekti gitti. Ayşe Hanım, peki bu aileye siz o çocuğu verirken aranızda herhangi bir para konusu geçti mi? Kaddi surette bir insana yardım amacıyla bir şey yapıyorsun. Karşılık mı bekliyorsun bundan? Siz tamamıyla hayır amacıyla yaptınız bunu. Hayır amacı. Peki 1993 senesine gelelim. Şimdi bizim programımıza katılan Durdiye, evet, Hanım isminde bir bayan. 1993 yılında yine sizin çalıştığınız Kahramanmaraş Devlet... Yani Durdiye Hanım'a gelmeden önce Ayşe Hanım, o adı geçen Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde o dönem çalışan hemşire hanım, hani o bebekle ilgili, dün yayınlanan bebekle ilgili bu bilgi veriyor. Gerçekten çok birbirine benziyor. O da bir tecavüz sonucu doğan bebek, aile istemiş falan ama Durdiye sende böyle olaylar olmadı. Hayır, bizde öyle bir olay olmadı. Bebeği istiyoruz istemiyoruz diye, hayır, bir kavga dövüş olmadı, hayır, sizde. Hayır, dövüş olmadı. Hı. Yani hanımefendi diyor ki böyle bir olay oldu. Ben de baktım ki bizim mahallede de bir tane çocuğu olmayan aile vardı. Hastanede böyle olaylar olunca ben de Allah rızası için, hani o da hani iyi niyetle diyor, aileyi çağırdım, siz bu bebeği alın dedim diyor. Zaten ailede diyor ki bize bu bebeği vermeselerdi ya öldürecekler diye başka bir şey. Biz baktık, suç yani mu işledik diyor. Yani zaten Durdiye Hanım'ın olayında böyle karşı tarafın bir itirazı, bir gürültüsü, patırtısı olmamış. Yok, öyle çünkü bir şey yok. Zaten kocasının erkek kardeşi, hanımı veya diğer iddiaya göre kayınpederi getirdiğine göre... Yani bir orada patırtı gürültü olma durumu söz konusu değil. Değil. Olmadığına yani bu göre de bu konuşan kişinin şahit olduğu veya yapmış olduğu olayla Durdiye Hanım'ın olayının da aynı olmadığı anlaşılıyor. Evet, öyle gözüküyor. Bizim olayımız, evet, sessiz oldu. Bir şey... Gizlice gitti yani. Gizlice. Patırtı gürültü olsaydı zaten herkesler duyardı. Ama bizim olayımız gizlice gitti. Sessizce gitti. Evet, bebekler. Sessizce gitti yani. Sen bu hanımefendiyi tanıyor musun? Sana bir hemşire geldi, bebeğini öldü dedi diyor. Gerçi aradan 20 yıl geçmiş ama. Bilemiyorum, 20 yıl geçti. Benzetemiyorsun. Benzetemiyorum. Çünkü şimdiki hali başka, öyle zamanki hali başka. Doğru, doğru. Peki devam edelim. 1993 senesine gelelim. Şimdi bizim programımıza katılan Durdiye, evet, Hanım isminde bir bayan. 1993 yılında yine sizin çalıştığınız Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde bir doğum gerçekleştirdi. Ancak daha sonra da kendisine öldü denildi çocuğu. Siz yine 93 yılında da çalışıyor muydunuz orada? Çalışıyordum. Peki o günü ya da o olayı hatırlıyor musunuz? Bunun dışında başka bir çocuk verilme olayı aklınıza, hayır, geliyor mu? Herhangi bir şey hatırlamıyorum.
aklıma da gelmiyor. Siz bunun dışında hiçbir çocuğun verilmesine aracılık etmediniz mi? Karşılaşmadım. Bir bu çocukla ben karşılaştım. Peki Ayşe Hanım, size programımıza katılan kişinin ben fotoğrafını da göstermek istiyorum. İşte bizim programımıza katılan kişi bu. Sizin bu kişiyi hiç görmüştünüz var mı? Hayır, hayır. Tanımıyorum. Peki görseydiniz hatırlar mıydınız? Hatırlayamam. Yıllar oldu. 93 yılından bahsediyoruz. Evet, hatırlayamam. Ama yani bu Dürdiye Hanım, size az önce gösterdiğim kişinin hikayesiyle sizin o verdiğiniz ailenin hikayesi birbirini tutmuyor değil mi? Hayır. Hayır. Neden tutmuyor? Çünkü yıl farkı var. Ay farkı var. O 91, bu 93. Aynı hikaye olmasına imkan yok. Hanımefendinin cevabı da böyle. Bu arada size bir şey soracağım. Emel'cim, abinin doğum tarihi kaç? 71 olması lazım Müge Hanım. 20-10-1971 mi acaba? Öyle olması lazım. Var mı elinde? Sen bak. 71-1971 Müge Hanım. Ayı ne? 12. ayın biri. Biri mi ne olması lazım? Yok valla, bir izleyicimiz demiş ki, günaydın Müge Hanım, Mehmet Bey'i buldum eğer buysa diyor. Doğum tarihi 20-10-1971 mi demiş ama maalesef değil. 01-12-1971'miş tatlım ya. Bir yanadan da bir taraftan izleyicilerimiz arıyorlar şimdi telefon numaralarından vesaire, sağ olsunlar. İnşallah olsun, hayırlı haberler Müge Hanım sayenizde. İnşallah. 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 Dürdiye'cim, hemşirenin de dediği bunlar maalesef, hani o bebeğin bu bebek olduğu. Hayır, bizim gürültülü olmadı ikisi bizimki. Evet. Müge Hanım, bizimki gizli yani oldu. Yani burada aslında kilit isim Fadik. Evet. Fadik çıkmıyor. Senin o dönemdeki Eltin. Evet. Ama biz kendisine telefonla ulaşamıyoruz, bizimle görüşmüyor. İstersen sen Eltin'e bir seslen. Çünkü öteki Eltin dün bence çok güzel konuştu. Evet, konuştu. Hatta Allah onu da olsun. Dedi ki, o da çıksın konuşsun. Ben üzülüyorum, o da yavrusuna kavuşsun dedi. Sen Fadik'le bir düşmanlığın var mıydı? Hayır. Bu zamana kadar bizim bu olay olmadan önce sürekli konuşuyorduk. Bir düğünde, bir bayramda, bir şeylerde geldiği zaman konuşuyorduk. Heh. Hani ben bu olaya çıktığım anda benimle konuşmadı. Çünkü şüpheli kendisi. Ne diyor? Doğum tarihi 20. Fatih abla, 70 milyon ben de sana yalvarıyorum. Bugün mübarek kandil gecesi. Doğum tarihi 20-10-70. Doğru doğru, Viyana'daki. Doğum tarihi doğru. Doğum tarihi doğru. O Müge Hanım'ın okuduğu tescil tarihi. Doğum tarihi 20-10-70. Dağıldım diyorum size işte, beni böyle sinirlendiriyorlar. Evet evet hanımefendi, valla buldum diyen hanımefendi, doğru söylüyorsunuz. Evet. Elif Hanım. Elif Sahbaz Hanım, eğer oysa buldum diyor. İnşallah mükemmel. Dur bakalım, hadi inşallah. İnşallah, inşallah. Evet, çok özür diliyorum. Ben şeye, nüfusa alındığı... Siz kayıt tarihine baktınız. Doğum tarih, ben de dikkat edince... Çok iyi yaptınız valla. 20-10-1971. Evet, evet. 71. İnşallah odur. Dur bakalım. İnşallah. Yok herhalde o. Tam tutuyor. Evet, tutuyor. Ben şimdi Elif Hanım'dan daha fazla bilgi rica ediyorum. İnşallah gelir. Evet. Aa, çok güzel. Bari bir sesini peki, duysun da annesi şimdi. Fatıma Hanım'ın bir sesini duysun, onu istiyoruz. Evet. Hayatım sen de Fadi'ye seslen. Tamam. Biz araştırmaya devam edeceğiz yani, ekibimiz orada zaten. Arkadaşlarla konuşmaya, oradaki olay sırasında kişilerle devam ediyor. Fadi Hanım, ekibimiz orada, o zaman siz de ekibimize hiç olmazsa iki kelime söyleyin yani. Ne oldu ne olmadı. Tüm Kahramanmaraş halkına sesleniyorum ve Fadi abla lütfen rica ediyorum. 70 milyonlarında sana sesleniyorum. Benim çocuğumu bu ver. Kime verdiysen bir zahmet, bugün mübarek gece, senin elini vicdanına bırak. 3 tane yavru senin var, torunun da var üstelik. Hiç mi şehrin vicdanın sızlamıyor? Neden telefonlara çıkmıyorsun? Suçlu değilsin de telefona neden çıkmıyorsun? Suçlu insan, suçlu olmayan insan telefonlara çıkar. Yok yok, öyle diyemeyiz de yani, onu söyleyemeyiz programla ilgili ama tabii yani senin sonuçta bir dönem aynı sofraya oturdun. Evet. Beraber evet. Yani eğitim dediğin kişi. Evet. Halamın da kızı üstelik. Ha bir dakika, halanın kızı. Evet, halanın kızı. Senin halanın. Hayır, kızı. Hayır, o halanın kızı değil. Öbürkü Fatih Saman, halamın kızı. Aa. Evet. Cennet okuducu ablamın... Ben de dün bağlanan eğitim diyenin o kadar güzel konuşup evet. Herhalde hala kızı o dedi. Hayır, halamın kızı değil. O ablamla akraba. Cennet okuducunun kardeşiyle evli benim ablam. Yani senin halanın kızı bu, konuşmuyor. Evet, konuşmuyor, benim halamın kızı. 70 milyon önünde sesleniyorum sana. Lütfen rica ediyorum. Çık. Çocuğumu nereye verdiysen söyle yerini.
Ben en azından çocuğumu bulmak istiyorum. Ha, karşıdaki insanlardan Allah razı olsun. Ben onlardan ayırmak istemiyorum. Sadece görmek istiyorum.